Merhaba arkadaşlar. Bugün Merkez Bankası'ndaki yeni dönem hakkında konuşmak için karşınızdayım. İşte görevden alanlar, görevden yeni başlayanlar var. Bunları değerlendireceğiz ama öncelikle dünkü enflasyon toplantısından biraz bahsetmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın işte faiz sebep, enflasyon sonuç tezini sordular Hafize Gayerkan. O da çok güzel bir şekilde Çin'sine sıyrıldı bence. Akıllı bir çözüm buldu. Hiçbir zaman siyasi bir konuda konuşmayacağım dedi. İşin içinden çok kolay bir şekilde sıyrılmış oldu. Bundan sonra sıkılaşmanın devam edeceğini söyledi. Yani bu faiz artışlarının devamı olacağını söyledi. Kredilerin daha zor verileceğini bahsetti. Bu da enflasyonla mücadele etmeye devam edeceklerini gösterir. Bu yeni işte 500'lük banknot çıkacak mı sorusuna tek odağımız işte enflasyonu düşürmek, yeni para basmıyoruz gibisinden cevaplar verdi. Ben açıkçası cevaplarını beğendim, tavrını, duruşunu beğendim. Yeni kararlara gelirsek de arkadaşlar, işte Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Onlar yerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan geldi. Burada asıl üstünde durmamız gereken isim Osman Cevdet Akçay arkadaşlar. Koç Finansal Hizmetler'de çalışmış. İşte araştırmalarında döviz kuru ve İşte borç dinamikleri, dezenflasyon yani enflasyonla mücadele konusunda Türkiye ekonomi üzerinde çalışmalar yapmış. Boğaziçi ekonomi mezunu, çok değerli bir hoca. Yani tekrardan liyakatın önemi burada karşımıza çıkıyor. İşte çok liyakatlı bir kişiler göreve geldikçe arkadaşlar her şey tabii ki daha yoluna girecektir. Bilen kişilerle iş yapmak her zaman daha sağlıklı olacaktır bizim için. Bu şekilde arkadaşlar ben dünkü kararları da olumlu buluyorum. Yani diğer iki ismi çok üstünde durmaya gerek olduğunu düşünmüyorum ama Osman Cevdet Akçay ismi gerçekten değerli ve liyakat seçeneğinin olduğunu gösteriyor burada. Tekrardan rasyonel bir zemine oturtacaklarını ekonomi bunu gösteriyor. Ya, faiz artışlarını yeterli bulmasam da sonuçta doğru bir yoldalar ama yeterli şekilde değil bence. Belki de o da biraz baskılanıyor olabilirler bu konuda bilmiyorum artık. Tabii ki biz kendi yorumlarımız bu. Ama gidişatın doğru bir yolda olduğu uzun vadeli şekilde sonuç verin. Zaten kendisi de açıkladı. 2025 yılını gösterdi Hafize Gayerkan'da. Kısa vadede biraz zorluk çekecek. Yani işte para sıkılaşacak, kredi daha zor alınacak. Zaten fiyatlar yüksek falan. İnsanların biraz harcamasını kısması için yapılan tedbirler bunlar. Kısa vadede millet olarak biraz zorluk çekilecektir ama uzun vadede çok uzun vade değil aslında 2025 her şey yoluna girecektir diye düşünüyorum. Tabii ki bu isimlere Mehmet Şimşek, Hafize Gayerkan'a daha fazla sabredilirse yani bunlara zaman tanınırsa çünkü Türkiye burası ne olacağı belli olmaz. Umarım hani bunları bir görevden alma ya da işte üstlerine oynama gibi şeyler de şu anda oluyor. Umarım sabredilir ve bu 2 yıllık sabrımızın karşılığında enflasyonu tekrar tek hanelere düşürüp daha iyi bir şekilde yolumuza devam ederiz. Bu şekilde arkadaşlar. İyi günler.